Gezegenleri düşündüğümüzde en akılda kalıcı hangisidir desem pek çoğumuz Satürn deriz herhalde, öyle değil mi? Okulda bile resim derslerinde çizilmesi en zevkli gezegendir Satürn. Diğerleri gibi sadece yuvarlak bir top çizmekle kalmazsınız, bir de halkalar yerleştirirsiniz etrafına. Maalesef geçen hafta yayınlanan bir analize göre o halkalar kayboluyor, hem de büyük bir hızla. Merak etmeyin, sizin çocuklarınız, onların çocukları ve torunları da o halkaları çizmeye devam edebilecek. Ama birkaç yüz milyon yıl kadar sonra Satürn'de diğer gezegenlere benzeyecek. Halkasız kalacak. Peki neden bu halkalar kayboluyor? Sorusunu sormadan önce en başta neden bu halkalar var sorusunu cevaplandırmaya çalışalım isterseniz. Bazıları bunların gezegenle birlikte aynı anda oluştuğunu savunurken, bazıları da sonradan onun etrafında dönen uydulardan birinin parçalanması sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Eğer ilk teori doğruysa 4,5 milyar yıldır o halkalar orada dönüyor olmalı. Fakat az sonra açıklayacağım araştırmanın sonuçlarına göre bunların sanıldığından çok daha genç olma ihtimalleri epeyce bir yükseldi. Şu anda Satürn'de olsaydınız uzaya doğru 400 bin kilometre boyunca uzanan o halkaları görüyor olacaktınız. Yani Dünya ile Ay arasının tamamen halkalardan oluştuğunu hayal edin. Bu halkaların bazısı sadece 100 metre genişliğinde, böyle 100 metre genişliğinde deyince yüzey gibi bahsetmiş oluyorum ama aslında gerçekte bir yüzey bile değil bunlar. Küçük buz parçaları ya da buzla kaplı kayalardan oluşuyor. Bu halkaların oluşturduğu yapı öylesine muazzam ki, yan yana geldiğinde oluşturduğu o genişlik dünyanın çapının 4,5 katı büyüklüğünde ama inceliği sadece 10 metre. Evet, 10 metre. Yani biz Satürn'ü küçülterek bir A4 boyutunda bir dosya kağıdına dönüştürebilseydik eğer, o zaman halkaların inceliği dosya kağıdının inceliğinden 10 bin kat daha az olacaktı. Bu halkalar toplam 7 gruptan oluşuyor ve bu gruplar da keşif sırasına göre alfabetik olarak isimlendirilmiş. A, B, C, D, E, F, G diye devam ediyor. Satürn çıplak gözle görebildiğimiz 5 gezegenden biri. 1610 yılında Galile kendi yaptığı teleskobuyla o halkaları net olarak görememişti ama iki yanında kulak benzeri bir yapı olduğunu fark etmişti. 1659'da Hollandalı astronom Huygens o kulakların halka olduğunu söyledi. Böylece resmen onu keşfeden ilk kişi oldu. Hemen sonrasında İtalyan gökbilimci Cassini de aslında birden fazla halka olduğunu ve bunların arasında boşluklar olduğunu keşfetti. O gün bugündür, 300 yılı aşkın bir süredir Satürn'ün halkalarını çok daha detaylı bir şekilde incelemeye başladık. Üstelik sadece teleskopla değil, bugüne kadar oraya 4 tane uzay aracı gönderildi. İlk gönderilen araç Pioneer 11, 1979'da Satürn'ün 21 bin kilometre kadar yakınından geçti. Daha sonra Voyager 1 ve 2 araçları da gezegenin oldukça yakınından geçerek gözlemlerde bulundular. Ama bir uzay aracı var ki sadece bu gezegeni incelemek için gönderildi. Yanında başka bir uzay aracı daha taşıyan bu ikili yapıya Satürn'ün halkalarını keşfeden kişilerin isimleri verilmişti. Cassini, 7 yıllık bir uzay yolculuğunun ardından 2004 Haziran'ında Satürn'e ulaştı ve onun yörüngesine girdi. Yanında getirdiği Huygens uzay aracını Satürn'ün uydularından Titan'a paraşütle indirdi. Cassini 13 yıl boyunca Satürn'ün etrafında döndü, gezegenin yapısını ve onun uydularını araştırdı. Halkalarının içinden tam 22 kez geçti. Oluşumları hakkında en detaylı bilgileri bize gönderdi. İşte bu bilgiler ışığında genel olarak gezegen hakkında şunları biliyoruz. Güneş sistemimizin ikinci büyük gezegeni. Çapı dünyanın 10 katı. Ama onun bu büyüklüğüne bakıp da aldanmamak lazım çünkü Güneş sisteminin en hafif gezegeni. Çoğunluğu hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu için sudan bile yoğunluğu az. Eğer Satürn'ü devasa bir okyanusa indirebilseydik eğer onun yüzdüğünü görürdük. Öte yandan biz Satürn'e inmek isteseydik ya da gönderdiğimiz Cassini aracını indirmek isteseydik bunu yapamazdık çünkü üzerinde böyle indirilebilecek bir yüzey yok. Çoğunlukla gazlar, sıvılar ve amonyak kristallerinden oluşan bir yapısı var. Ve bunlar gezegen yüzeyinde Güneş sisteminin en büyük ve en güçlü fırtınalarına dönüşüyorlar. Kuzey Kutbu civarında yer alan altıgen şeklindeki bu fırtına dünyanın tam iki katı büyüklüğünde. Yani orada olmayı pek istemezsiniz. Evet, bugünlerde Ay'a ve hatta Mars'a yerleşme hayallerini kuruyoruz ama Satürn bu konuda
pek de misafirperver gözükmüyor şu ana kadar. Tabii Satürn'ü bir sistem olarak düşündüğümüzde onu tek başına ele almamak lazım. Etrafındaki halkalara birazdan geleceğiz ama bu halkaların dışında bir de sayısı 50'den fazla uyduları var. Bunlardan en büyüğü Titan ki onun bir uydu olduğuna bakmayın, Merkür gezegeninden bile büyük. Benim en çok merak ettiğim, sadece benim değil tabii, pek çok bilim insanının da en çok merak ettiği uydu. Neden mi? Çünkü bugüne kadar Güneş sistemi içerisinde keşfettiğimiz yüzlerce uydu ya da gök cismi içerisinde bulutları ve bizimki gibi gelişmiş bir atmosferi olan tek yer. Ayrıca yüzeyinin altında okyanuslar olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla orada bazı minik canlılar yaşıyor olabilir, hayatın izlerine rastlayabiliriz önümüzdeki yıllarda. İşte Cassini ve Huygens uzay araçlarıyla bize, onların bize gönderdiği bilgilerden yola çıkarak öğrenebildiklerimiz genel itibariyle bu şekilde. Bilim insanları sadece onlardan gelen verileri değil, aynı zamanda yeryüzü üzerinde kurulu olan bazı büyük teleskopların verilerini de inceleyerek araştırmalarını yapmaya devam ediyorlar ve bunlardan en günceli, en yenisi daha birkaç gün önce yayınlandı. Hawaii'deki Keck teleskobu tarafından yapılan gözlemleri kullanan bilim insanları Satürn'ün halkalarının yok olduğunu buldular. Yapılan bu araştırmaya göre Satürn'ün halkaları içten başlayarak dışa doğru bir yağmur gibi gezegene yağıyor. Daha doğrusu dolu gibi. Çünkü onların buz parçaları olduğunu söylemiştim halkaların. Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ve küçük meteorların çarpışması sonucu oluşan plazma bulutları halkaları oluşturan buz tozlarıyla buluşunca bir anlamda şimşekler çakıyor. Satürn'ün manyetik alanına bağlı olan bu minik buz tozları da yer çekiminin etkisiyle gezegene yağmaya başlıyor. Bu yağmur sırasında Satürn'ün üst atmosferine infrared teleskopla bakınca iyonların parladığı gözlemlenmiş. Bakın üst tarafta parlamanın daha az olduğunu görüyorsunuz. Bu bölgelerde yağmur daha şiddetli olduğu anlamına geliyor. Her saniye 432 ila 2870 kilogram civarında bir yağış kaydediliyor. Yani her yarım saatte bir olimpik havuzu dolduracak kadar çok. Bu yağmurun sürekli olarak yağdığını düşünecek olursak, eğer hızı değişmezse 100 milyon yıl sonra Satürn işte şöyle bir şeye benzeyecek. 292 milyon yıl sonra ise halkalar tamamen yok olacak. İşte bu taptaze yeni bulgulara göre başta söylediğim halkaların oluşumuna dair teorilerden ilki epeyce bir zayıflamış oluyor. Bu halkalar sandığımızdan, tahminimizden çok daha genç. Büyük bir ihtimalle 100 milyon yıl kadar önce oluşmuş. Yani daha dünyada dinozorlar yaşarken eğer Satürn'e baksalardı büyük bir ihtimalle onun halkaları henüz oluşmamıştı. Onları göremeyeceklerdi. Bu bakış açısıyla kendimizi bir kez daha şanslı hissedebiliriz. Hem dinozorlarla aynı dönemde yaşamadığımız için hem de halkalar oluştuktan sonra yaşadığımız için. Çünkü Satürn'ün ömrünü bir bütün olarak düşündüğümüzde milyarlarca yıllık yaşamı boyunca sadece birkaç yüz milyon yıl boyunca halkalar oluşup kaybolacaklar ve biz şu anda o halkaların tüm ihtişamıyla parıldadığı bir dönemde yaşıyoruz.